Oturun arkadaşlar. Hayırdır arkadaşlar, ne oldu? Efendim, vatandaşlardan çok fazla şikayet alıyoruz. Ya öyle mi? Niye şikayet ediyorlarmış? Efendim, artan market fiyatları bayağı canlarını sıkmış. Demek canlarını sıkmış. Öyle mi? Aynen efendim. Bu arada sizi çok düşünceli gördüm efendim. Bir şey mi oldu? Yok ya. Akşama alışveriş yapacaktım. Bizim hanım liste vermiş. Onu hatırladım. Geçmiş olsun efendim. Vallahi fiyatlar el yakıyor. Arkadaşlar, sizi bu konuyla ilgili görevlendiriyorum. Kim pahalıya satıyorsa hemen bildirin. Tabii ki bildiririz efendim. Niçin? Niçin olacak? Oraya gidip alışveriş yapmayayım diye. Baksana şu listeye. Anladım efendim. Peki bir yaptırım uygulayacak mıyız? Tabii ki. Kim fiyatları yükseltmişse direkt borsa değerleri hemen düşürülsün. Anladım efendim. Sonra? Sonra da basın cezayı. Acımayın. Derhal efendim. İzninizle. Bizim hanım da yazmış da yazmış. Bu listeye maaş mı dayanır arkadaş? Allah durumu olmayanlara yardım etsin. Bu market de bayağı pahalıya satıyor. Ceza yazalım. Evet, yazalım. Buranın sorumlusu nerede? Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Bu fiyatların hali nedir beyefendi? Oldu olacak %100 zam yapsaydınız. Bizim elimizde olan bir şey yok ki efendim. Bize de pahalıya geliyor. İyi de size gelen fiyatın 10 katını yazmışsınız. Sana yarım saat veriyorum. Fiyatları düzelt yoksa basarım cezaya. Peki efendim, siz nasıl isterseniz. Bir bunlar eksikti. Neymiş? Ceza yazacaklarmış. He yazarsınız yazarsınız. He. Ya harbiden fiyatlar uçmuş. Vatandaş hiç mi düşünen yok? Ceza yazmaktan ellerim acıdı arkadaş. Sıradaki yer neresiydi? Süre verdiğimiz market kaldı. Bir bakalım ne yapmış. Aynen, bakalım. Kesin fiyatları düşürmemiştir. Ne yapacağız peki? Var bir fikrim. Bakalım ne olacak. Hadi gidelim. Abi görevler gelebilir. Bence fiyatları düşürelim. Ne düşürmesi oğlum? Olabildiğince yükselt lan. Abi daha ne kadar yükseltelim? 50 kuruşluk çikolataya 5 TL yaptık. Elini korka karıştırma oğlum. Düz 10 lira yap gitsin ya. Oha. Efendim? Oo, az söylediniz efendim. 10 TL yetmez. Bence 20 TL yapın. Elinizi korka karıştırmayın yahu. Aferin oğlum, işte böyle ol. Millet mecbur alacak zaten. Tamam müdürüm, yeni gelen ürüne fiyat yapıştırma o zaman. Ne yapıyorsun lan sen? Abi sen nereden çıktın ya? Kanun her yerden çıkar. Bu ne lan? Abi çocuk yanlışlıkla yazmış olabilir ya. Dur ben de size yanlışlıkla bir ceza yazayım o zaman. Aman abi ne olur yapmayın, batarız yoksa. Batarsanız batın be. Fiyat artırıp milleti düşünmüyorsanız yerin dibine batın. Bas cezayı. Elini korkak alıştırma.